hayati tehlike içeren durumlarda olağanüstü sonuçlar elde eden acil tıp hizmetlerine hepimiz minnettarız. Peki tıbbın hastalıkları ele alışı, özellikle de hastalıkların sebeplerinin anlaşılması söz konusu olduğunda durum nedir? Bu video serisinin konusu, insan organizmasında meydana gelen ve hastalık olarak tabir edilen değişikliklerin sebeplerini anlamaya yönelik kesinliği olan bilimsel bir modeldir. Bu model sayesinde çeşitli hastalıklarda yeni tedavi imkanları mümkün hale geliyor. Örneğin, boğaz ağrısı gibi gündelik hastalıklar veya diyabet gibi kronik hastalıklar ve hatta kanser gibi ölümcül hastalıklarda. Bugüne kadar belirli bir kişinin neden hayatının belirli bir döneminde spesifik bir semptomu gösterdiği konusunda mantıklı bir açıklama bulamazdık. Kendimize sorardık. Neden ben? Neden özellikle şimdi? Neden özellikle bu? Buna karşılık her bireysel durumda kişilerden neredeyse bağımsız olarak semptomların tedavisinde ne yapılması gerektiği genelde bellidir. Anlamlı biyolojik özel programların ve birinci biyolojik doğa yasasının bilgisi sayesinde örnekteki tümörlü hastamız gibi şimdi tam olarak anlayabiliyoruz. Neden ben, neden şimdi ve neden bu semptom? Örneğin koştuğumuzda terlemeye başlarız ve nabzımız artar. Ya da uzun süre güneşte kaldığımızda cildimiz kahverengiye döner. Ya da kaslar uzun süre maksimum kapasitede çalıştığında kas kütlemiz artar. Başka fonksiyonel ve hücresel değişiklikler söz konusu olduğunda ise bunun ne anlam ifade ettiği henüz tespit edilemediği için hastalıktan söz edilir. Yeni tıp sayesinde şunu fark ediyoruz. Vücuttaki hiçbir şey yanlış değil. Tüm değişiklikler doğanın anlamlı biyolojik özel programlarının bir parçası. Bu tanım Almanca orijinalinde SBS kısaltmasıyla ifade edilir.